Bahar Öcalan hocamıza da bu kapsamlı sunuşundan dolayı çok teşekkür ederiz. Buyur hocam. Şimdi günümüzün son konuşmacısı Doktor Derya Ateş. Derya Hoca, sorumlulukların yarışması bağlamında bina ve yapı eseri malikinin sorumluluğu başlığı altında sunuşunu yapacak. Buyurun hocam, söz sizin. Sayın Çağlar hocamın da genel hatlarıyla açıkladığı üzere binalar ve yapı eserleri her ne kadar en başta kişilerin güvenli barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulsalar da aslında gündelik hayatımız hep bu yapılarla iç içe devam etmekte. Bu nedenle yapı malikinin sorumluluğuna sebep olan olay gerçekleştiğinde çoğu zaman zararlardan farklı hukuki sebeplerle farklı kişilerin veya aynı farklı hukuki sebeplerle aynı kişilerin sorumlu olması mümkün. Benim burada sizlere ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağım konunun kapsamı Bahar hocamın anlattığı, Çağlar hocamın da metninin içinde olan müteselsiz sorumluluk ve rücu ilişkileri dışında kalan bölüm. Aslında tamamen talep haklarının yönüyle ilgili kısma değineceğim. Bizzat yapı malikinin ayrıca başka bir sebeple daha sorumluluğu ortaya çıktığında zarar gören kişilerin talepleri yönünden bir seçim hakkına sahip olup olmadıkları ya da dayanabilecekleri hükümlerden birinin varlığının diğerlerine başvuru için engel teşkil edip etmeyeceği hususlarını değerlendirmeye çalışacağım. Aynı zarardan aynı kişinin değişik hukuki sebeplerle sorumlu olması, ortaya çıkan sorumlulukların veya sebeplerin yarışması dediğimiz meseleyi doğuruyor. Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinde şöyle bir ifade var. Bir kişinin sorumluluğu birden çok sebebe dayandırılıyorsa hakim, zarar görenin aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe zarar görene en iyi giderim imkanı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir. Bu noktada genel hukuk ilkeleri çerçevesinde bir iki hususu vurgulamak gerekir. Öncelikle şüphesiz ki zarar görenin zararı sadece bir kez tazmin edilecektir. Diğeri ise sorumluluklara ait unsurların bağımsız ve mutlaka ayrı ayrı değerlendirilmeleri gerekir. Maddede dikkat edilmesi gereken hakime en iyi tazminat imkanı sağlayan hükmü uygulama olanağı verirken bunu zarar gören tarafından aksinin istenmemiş olması şartına bağlamış olmasıdır. Kanaatimce bu maddenin genel bir hukuk ilkesi olan hakim hukuku kendiliğinden uygular kuralıyla birlikte değerlendirilmesi doğru olur. Aksi halde maddede yer alan zarar görenin aksini istememiş olması sanki hakimin elverişli kurala göre karar vermesi bakımından bir ön şartmış gibi düzenlendiği izlenimi yaratır ki bu doğru değil. Oysa hakim zaten hukuk kurallarını reysen ve davacının ileri sürdüğü olaya en elverişli olanı bularak uygular. Kaldı ki kendisi tarafların hukuk normu nitelendirmeleriyle de zaten bağlı değildir. Buna göre yapı malikinin sorumluluğuyla bir haksız fiil sorumluluğunun diğer bir kusursuz sorumluluğun veya sözleşmeden doğan sorumluluğun yarışması hallerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Öncelikle yapı malikinin kusursuz sorumluluğuyla haksız fiil sorumluluğunun bir arada gerçekleştiği durumlarla ilgili aslında iki farklı görüş var. Bunlardan biri bu iki sorumluluğun yarıştığı seçim hakkının ise zarar gören de olmak üzere zarar gören kişinin ister sübjektif olarak zarar verenin kusurunu ispat ederek haksız fiil sorumluluğuna isterse objektif olarak yapım bozukluğu veya bakım eksikliğini ispat ederek yapı malikinin kusursuz sorumluluğuna başvurabilmesi yönündedir. Bu ihtimalde yapım bozukluğu veya bakım eksikliğinin objektif olgulara dayanıyor olması, ayrıca kusurun ispatına ihtiyaç olmaması elbette ispat bakımından çok daha avantajlı bir durum ortaya koymakta. Ancak baskın olan görüş Borçlar Kanunu'nun bu iki hükmü arasında genel hüküm ve özel hüküm bağlantısı bulunduğu yönündedir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin de bu görüşe paralel olarak kayak pistlerinde oluşan kazalarla ilgili verdiği bir kararda çok net olarak kayak pistlerinin güvenliğini sağlama görevinin bir sözleşme ilişkisinin varlığına bağlı olmadığı, pistlerin güvenlik için gerekli tedbirleri karşılamadığı durumlarda genel kusur sorumluluğu yanında ayrıca özel olarak yapı malikinin sorumluluğunun da doğacağı açıkça ifade edilmiş. Yine bu konudaki bir başka kararda yapı malikinin kusurlu bir davranışının bulunması sebebiyle her iki sorumluluğun bir arada bulunduğu durumlarda
tazminat miktarı hesaplanırken ek kusur değerlendirmesi yapılmış. Hatta sigorta şirketleri yönünden rücu imkanını oldukça daraltan ve haksız fiil sorumluluğunu da dar yorumlayan kararlar verilmişti. O halde yapı malikinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin haksız fiile dayalı davalarda dahi hakim tarafından reysen uygulanmaları gerekir. Böyle bir davada yapı malikinin kusurunun bulunması tazminatta indirim sebepleriyle rücu imkanlarında rol oynar ve hatta yerine göre kusurlu malikin rücu hakkı tamamen ortadan da kalkabilir. İkinci ihtimal, yapı malikinin kusursuz sorumluluğuyla diğer bir kusursuz sorumluluk halinin aynı somut olayda gerçekleşmesidir. Bu durumda diğer kusursuz sorumluluk, eğer adam çalıştıranın, hayvan bulunduranın veya ev başkanının kusursuz sorumlulukları ise bunlar zaten çok sıkı ilişki içinde bulunan kusursuz sorumluluk halleri. Zarar gören dilediği hükme başvurabilir. Özel olarak bir tercihi bulunmuyorsa da biraz önce açıkladığımız madde uyarınca hakim zarar gören için en elverişli olan sorumluluk sebebini somut olaya uygular. Diğer yandan taşınmaz malikinin sorumluluğuyla yapı malikinin sorumluluğu aynı somut olayda gerçekleştiğinde bu sınır çizmemiz her zaman bu kadar net olamayabilir. Neden? Çünkü taşınmaz mülkiyetinin taşkın kullanılması esası üzerine kurulu olan taşınmaz malikinin sorumluluğu aynı zamanda mülkiyet hakkının kısıtlanmalarındandır da. Bu sebeple mülkiyet hakkının yasal kısıtlamalarına aykırı kullanımı aslında çoğu kez eş zamanlı olarak bir bakım eksikliğini de ortaya koyar. Bu demektir ki Medeni Kanun'da ilgili hüküm bulunmasaydı taşınmaz mülkiyetinin taşkın kullanımından doğacak zararlar Borçlar Kanunu'nun genel haksız fiil hükümlerine veya yapı malikinin kusursuz sorumluluğu hükümlerine göre bizi sonuca götürebilecekti. Ancak elbette ki malikin kusuru ile ilgili doğabilecek olan ispat sorunları da mutlaka olacaktı. Aynı şekilde kurtuluş kanıtı getirilemeyen bir olağan sebep sorumluluğu olarak taşınmaz malikinin bilhassa bir ödevini yerine getirmemesi durumlarında ortaya çıkan zararlarında yine yapı malikinin sorumluluğuyla kesişmesi çoğu zaman mümkün. Bu noktada belirtmek gerekir ki malik her ne kadar her iki sorumluluk kapsamına dahil olsa da aslında ispat yükünün kapsamındaki farklılıklar oldukça belirleyici. Neden? Çünkü taşınmaz malikinin sorumluluğu bakımından taşkın kullanımın, yapı malikinin sorumluluğu bakımındansa eserin yapılışındaki bozukluk veya bakım eksikliğinin ispatı gerekir. Uygulamada Yargıtay'ın bu iki kusursuz sorumluluğu ayırmadan verdiği yani birlikte gördüğü kararlar ve yine her iki sorumluluk için şartların ayrı ayrı oluşmasına rağmen sadece birine gidilebileceği yönde verdiği kararlar oldukça eleştiri bulmuştu. Bunlara çok değinmek istemiyorum. Oysa ki bu tür durumlarda zarar görenin seçim hakkı bulunmalı ve seçtiği sorumluluk türü kapsamında ispat yükümlülüğü belirlenmeli. Bizzat zarar gören tarafından bu tür bir seçim hakkının kullanılmaması durumundaysa hakim zarar gören açısından daha elverişli olan sorumluluk sebebine dayanarak davayı sonuçlandırmalıdır. Son ihtimal ise yapı malikinin sorumluluğu ile sözleşmeden doğan bir sorumluluğun aynı anda somut olayda gerçekleşmesi durumudur. Yapı malikinin sorumluluğunda sorumlu kişi ile zarar gören kişi arasında ayrıca bir sözleşme ilişkisinin de var olması yapım bozukluğu veya bakım eksikliği ile eş zamanlı olarak bir borca aykırılık da oluşturabilir. Bilhassa zarar gören yapı maliki ile kira veya hizmet sözleşmesi gibi bir sözleşme ilişkisi içinde bulunuyorsa yapı eserindeki bozukluk veya noksanlığın sebep olduğu zarar malikin zarar görene karşı her iki sorumluluğa dayalı talepte bulunabilmesine imkan verir. Bu durumda da yine zarar gören yönünden talep haklarının yarışacağı kabul edilir ve her iki sorumluluğa dayalı talep içinde davacı olan zarar görenin karşı tarafın kusurunu ispat etmesi gerekmez. Tabii ki borcu aykırılık halinde kusurun bulunmadığını, ispatla sorumluluktan kurtulabilme imkanının yapı maliki yönünden bulunmadığını, ayrıca zaman aşımı yönünden de sözleşmelere dayalı taleplerin daha uzun süreli korunduğunu hatırlatmak isteriz. İsviçre Federal Mahkemesi, İşverenin hizmet sözleşmesinde kullanılan eserin aynı zamanda maliki de olduğu bir olayda yapı malikinin sorumluluğu ile hizmet sözleşmesinden doğan sorumluluk hükümlerinin yarıştığını kabul etmiş. Her iki durum için özel yükümlülüğünü aynı saymış ve sonrasında da İsviçre'de Sosyal Güvenlik Kanunu'nda işverene tanınan özel bir ayrıcalıkla uygulamada yasal olarak bir sınırlama getirilmişti. Bizim hukukumuz yönünden de bu kural Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde
son fıkrasında işverenin kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmininde sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olacağı şeklinde yasal olarak düzenlendi. Bu noktada sözleşme ilişkileri içinde taraflar arasında var olabilen sorumsuzluk anlaşmalarının da yapı malikinin sorumluluğuna etkisi üzerinde bir iki cümleyle durmak istiyorum. Aslında sözleşmeden doğan sorumluluğun alacaklı yönünden haksız fiil sorumluluğuna göre daha avantajlı olması, herhangi bir sorun doğurmayacağı izlenimi yaratsa da kusursuz sorumluluk söz konusu olduğunda durum biraz daha tartışmaya açık bir hal alıyor. Buna göre her iki sorumluluğun yarıştığı bir noktada sözleşmede yer alan sorumsuzluk anlaşmalarının haksız fiil sorumluluğuna acaba etkisi olur mu? Alman ve Fransız hukukları yönünden açıkça tehlike sorumlulukları bakımından sorumsuzluk anlaşmalarını yasaklayan hükümler bulunmakla birlikte bizim hukukumuz bu durumu Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. maddesinde biliyorsunuz düzenliyor. Buna karşılık bir tehlike sorumluluğu olmayan yapı maliki yönünden sorumsuzluk anlaşmalarını değerlendirdiğimizde ise kanun koyucunun yapı malikinin sorumluluğunda sorumsuzluk anlaşmalarını sınırlayan bir hüküm koymadığı, ayrıca sözleşme özgürlüğü ilkesi ve borçlar kanununun sorumsuzluk anlaşmaları ile ilgili genel sınırlamaları çerçevesinde bunun mümkün olabileceği görülmekte. Buna göre sorumsuzluk anlaşmaları ağır kusura ilişkin yapılamayacak. Bir başka deyişle sorumsuzluk anlaşmaları bulunsa bile yapı malikinin ağır kusuru durumunda sorumluluğu doğacak. Ancak bizce sorumsuzluk anlaşmalarının açıkça haksız fiil sorumluluğu için de etkili olacağı yönünde bir düzenleme içermesi somut meselede hakim tarafından yorumlanması gereken bir sorun. Hem yapılan sorumsuzluk anlaşmasının kapsamı hem de sözleşme dışı sorumluluğu kapsayıp kapsamadığını mutlaka yorumlanması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Özetle aslında hem maliki hem de intifa ve oturma hakkı sahibine özenli davranmaya itmek sebebiyle kanun koyucu tarafından bir kusursuz sorumluluk halini ortaya koyan yapı malikinin sorumluluğunun haksız fiil sorumluluğuyla genel hüküm özel hüküm ilişkisi sebebiyle yarışmayacağı, ancak malikin kusurunun tazminat ve rücu ilişkilerinde rol oynayacağı, bir başka kusursuz sorumluluk haliyle yarışmasının ise mümkün olduğu, bilhassa adam çalıştıranın, hayvan bulunduranın sorumluluğu ve ev başkanının sorumluluğuyla arasında sıkı bir ilişki olduğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu yönündense sorumlulukların çoğu kez aynı olayda birlikte gerçekleştiği, farklılığın sadece ispat yükü kapsamıyla sınırlı olduğu, sözleşmeden doğan sorumluluk haliyle yarışmasının ise yine mümkün olduğu ve bu durumda sorumluluk kapsamındaki talep haklarının yarışacağını ancak ispat yükü kapsamının ve zaman aşımı sürelerinin farklı olduğunu, diğer yandan sözleşme ilişkisi içinde var olan sorumsuzluk anlaşmasının yapı malikinin sorumluluğuna etkisinin ise malikin kusursuzluğu veya hafif kusuru bulunduğu durumlarda uygulanıp uygulanmayacağını sözleşme içinde mutlaka hakim tarafından değerlendirilmesi gerektiği, buna karşılık ağır kusur halinde ise sorumluluğun mutlaka her durumda doğması gerektiği ifade edilebilir. Beni dinleme sabrı ve nezaketi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, Veli Ateş hocamıza da bu güzel açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, böylece gündemimizde yer alan sunuşları tamamlamış bulunuyoruz. Umarım, dilerim bu çok kapsamlı açıklamalar sizler için de yararlı olmuştur. Şimdi biraz vaktimiz var. Biraz soru cevap yapabiliriz. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız lütfen önce kendilerini tanıtsınlar. Sonra soruyu kime ya da kimlere yönetmek istediklerini söylesinler. Buyurunuz efendim. Şimdi size sözü bırakıyorum. Soru sormak isteyen arkadaşımız. Demek ki buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Mikrofonu verelim lütfen. Efendim, Borçlar Kanunu 72. maddesinin gerekçesinin doğru okunması gerektiği düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Ben müzakerelerin bir kısmında taslak aşamasında bulundum. Önceleri objektif süre için 20 yıllık bir süre önerilmişti. Ama bunun gerçekten mutlak bir süre olacağı düşüncesiyle bundan vazgeçildi. 10 yılda karar kılındı. Ve bunu yaparken bir terminoloji üzerinde durmak istiyorum.
Bence buna mutlak süre denilmemeli. Olağan süre, olağanüstü süre ya da sübjektif, objektif kavramlarına koşut olarak öznel ve nesnel süreler denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekçeye baktığımızda 72. maddenin, ki müzakereler sırasında da bu vurgulanmak istendi, zaman aşımının başlangıcı konusunda zarar kavramının şöyle yorumlandığını görüyoruz. Bir zarar ortaya çıkıp dava edilebilir nitelik kazanmadıkça zaman aşımı hiçbir şekilde işlemez. Bu yaşam gerçeklerine uygun bir yorumdur. Nitekim 99 depreminde aradan 29 yıl geçtikten sonra depremle ortaya çıkan ama depremin sebebi olmayan zararlar söz konusu idi. Nitekim önce 4. Hukuk Dairesi'nin ardından da Hukuk Genel Kurulu'nun kararlarıyla bu dava edilebilir nitelik kazanma kavramı yerleşti. Bu bakımdan ben çeşitli görüşlerin kafa bulandırmaktan başka bir işe yaramayacağını özür diliyorum. Değişik görüşler ileri sürenlere. Ama bu uygulayıcı yönünden kafa karıştırmakta dediğim gibi sürenin mutlak değil, sadece bir objektif süre, bir nesnel süre olduğu düşüncesindeyim. Ve zarar ortaya çıkmadıkça ne yapacak zarara uğrayan kişi? Bir de bir eklemede bulunmak istiyorum. İşte yüklenici, mimar, mühendis vesairenin yanı sıra ruhsatı veren ve oturma iznini veren kamu kurumlarının da sorumlulukları üzerinde durulması gerektiği düşüncesindeyim. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. 72. maddenin yanı sıra satış sözleşmesine ilişkin satıcının sorumluluğu maddesinde ve eser sözleşmesine ilişkin yüklenicinin sorumluluğu maddelerinde son derece yanlış olarak 20'şer yıllık süreler konuldu. İşte bunlar mutlak süre oldu. Bu konulmamalıydı. Ve gene 10 yılda karar kılınmalıydı. Böylece de yıllar sonra ortaya çıkan yüklenicinin hatasından veya satın sonrası hizmetlerden dolayı ortaya çıkan zararlar içinde objektif sürenin aşılabileceği bir uygulama söz konusu olurdu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz Sayın Çelik. Kayda geçti efendim. Kayıtlara geçti. Buyurunuz efendim. Başka soru sormak isteyen? Herhalde, buyuruz efendim. Bilahare siz. Arkada. Ondan sonra ön taraftaki arkadaşımız. Şimdi ben de zarara ilişkin şöyle bir kafamdaki tasavvur ifade etmek istiyorum. Zarar, haksız fiilin bir parçası. Örnek veriyorum. Bir avcı kulübesinde silahı, tüfeği ayarlıyorsunuz. Ondan sonra 2 yıl sonra veya 10 yıl sonra birisi geliyor, kapıyı açıyor ve vurularak ölüyor. Bu durumda haksız fiil, silahı oraya düzeneyi kurduğunuz anlamı gerçekleşmiş olur. Yoksa silahın patlayıp bir zarara yol açtığı anlamı. Şimdi ben diyorum ki burada zarar ne zaman deprem vasıtasıyla da olsa zararın gerçekleştiği an aynı zamanda haksız fiilin gerçekleştiği andır. Bu çelişkiye neden yol açıyor, bu çelişki nereden çıkıyor dendiği zaman şuna inanıyorum. Şimdi zarar bir haksız fiil ortaya çıktığı zaman mütakiben realize oluyor. Dolayısıyla bir zararın ortaya çıktığı zaman dediğimiz zaman yani haksız fiili bir zarar ortaya çıkıyor ama realize olmuyor, görünür olmuyor diye düşünüyorum. Hani birinci konu bu. İkinci konu da gene aslında bu özellikle yapıyla ilgili olarak şu yakın zamanda da mesela imar affı vesaire söz konusu oluyor. Dolayısıyla devletin veya belediyenin objektif sorumluluğu olması gerektiğini inanıyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Yani acaba bu olmalı mı veya niçin olmamalı gibi sorun bu şekilde. Peki. Hocalarımızdan uygun gelen onun cevabını verir. Ama kayda geçti. Çok teşekkür ederim. Sizin bir sorunuz vardı herhalde. Ondan sonra hocalarımıza kısa birer iki Cemal Dursun, Ankara Borusu. Tamam vereceğim. Aslında sorudan ziyade biraz da katkı sunmak kendinizle takdir ederseniz. Cemal Dursun, Ankara Borusu.
Maden kazalarında Soma'da ve Ermenek'te 2013'te yaşanan şeylerde tabii zarar görenler, mağdurlar ya iş mahkemelerinde ya da tam yargı davasıyla idare mahkemeleri önünde haklarını aramaya çalıştılar. Fakat bence bugün konuşulan konular aslında üçüncü bir seçeneğin olduğunu da gösteriyor. Bir yapı eseri sahibi olması vasıtasıyla devletin ve bu bahsettiğim örneklerde TKİ yani Türkiye Kömür İşletmeleri'nin ruhsat sahibi olması sebebiyle aslında bu seçeneğin hiç denenmemiş olması da bir talihsizlik olarak önümüzde duruyor. Yani mağdur olan işçilerin ailelerinin, şimdi iş sözleşmesi sebebiyle hocamız bahsetti, tabii orada kısıtlayıcı bir hüküm var. İşçiyi koruma ve gözetme noktasında sözleşmeye ilişkin hükümlere dayanılmak zorunda. Fakat dediğim gibi ruhsatın sahibi, yani daha doğrusu hani madenler devletin hükümet tasarrufu altında olduğu için o noktada devletin sorumluluğu ya da devletin ilgili kurumunun sorumluluğu için bu yapı malikine ilişkin maddelerin kullanılması düşünülebilirdi. Belki bu uygulamacılar arasında olmasını istemeyiz ama ileride olabilecek maden kazaları açısından düşünülebilir. Çünkü şöyle bir eğilim de maalesef temayüz etti. TK'yı ya da işte ruhsatlarını kiraya veren devlet kuruluşları şimdi artık şu şekilde ihaleler yapıyorlar. Ruhsatı olduğu gibi devrediyorlar işletme süresi için. Dolayısıyla aslında tümüyle motivasyonları bu sorumluluktan kurtulmaya çalışmak. Ruhsat süresi demeyeyim de işletme süresi bittikten sonra da ruhsatı tekrar üzerlerine alıyorlar. Bu noktada aslında bu bugün konuşulan konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapı maliki ya da yapı eseri, maddede geçen adıyla yapı eseri. Zaten Çağlar Hocam'ın dile getirdiği şeyin tebliğin içerisinde hocamız galiba maden ocaklarını bir yapı eseri olarak gördüğünü açıkça ifade etmiş. Diğer eşya hukuk kitaplarında da bunları rastlamıştım. Bu da aklımızın köşesinde bulunsun diye söz almak istedim. Teşekkür ederim. Katkınız için çok teşekkür ederim. Kayda geçti. Evet, söz almak isteyen, buyurunuz hanımefendi. Oraya verir misiniz lütfen? Teşekkürler. Avukat Mühibe İlgün, 818 sayılı borçlar kanunun yanılmıyorsam 50. maddesinde rücuda sıralama vardı. Fiili işleyen sözleşmeden dolayı ve kanundan dolayı sorumlu diye. Yeni yasada bu şey sıralama yok benim bildiğime göre. Acaba uygulamada o sıralama yine devam ediyor mu? Rücuda sıra. Soruyu kime yöneltiyorsunuz? Valla rücu konusunu işleyen... Sizin mi? Sizin mi? Buyurun cevap verin o zaman lütfen. Yoksa biraz biriktirelim soru. O zaman siz buyurun, siz cevabınızı verin lütfen. Teşekkür. Şimdi 69. maddenin 3. fıkrası zaten özel bir rücu hükmü olmadığı için kanaatimce burada zaten dayandığı hukuki sebep ya bir sözleşme doğan borca aykırılık ya da bir haksız fiilden doğan bir neden. Dolayısıyla burada bence rücudaki sıra hükmüne gitmeye gerek yok. Çünkü burada yapı maliki ya da intifa hakkı ya da oturma hakkı sahibi üçüncü kişinin uğradığı zararı giderdikten sonra bir sözleşmeden doğan borca aykırılık sebebiyle ya da haksız fiil sebebiyle bunu yöneltmekte. Benim kanaatimce zaten burada dar ve teknik anlamda bir rücu söz konusu değil. Burada sahip olduğu bir hak nedeniyle sorumlu kişilerin taleplerini yönlendirmesi söz konusu. Zaten bu kapsamda kendisinin bizzat uğramış olduğu zararı talep etmesi söz konusu. O nedenle hani bu rücudaki sıra hükmünün burada uygulanmayacağını düşünüyorum. Evet, başka sorusu olan buyuruz efendim. Mikrofonu bak arkada. Merhabalar. Muhammed Ali Ateş. Bahar hocamız yapı malikinin tanımından bahsetmişti ve şeklen malikin tanımlandığını, daha sonra ancak İsviçre Federal Mahkemesi kararıyla bunun intifa hakkı sahiplerinin de eklendiğini, zaten bizim kanunumuza da eklendi. Benim sorum şöyle, enerji sektöründe mesela dağıtım firmaları veya işte üretim santralleri
İşletme hakkı devri sözleşmesiyle işte yeni tesisler yapma, genişletme, işletme hakkını elde ediyorlar. Çoğu zaman bunların ilişkileri sözleşmeyle kuruluyor. İntifa hakkı gibi bir hakları olduğunu da bildiğim kadarıyla öyle bir hakları yok. Ama intifa hakkından daha geniş hak ve yetkilere sahipler bu sözleşmeden kaynaklanan. Bu durumda bunları da işleten kişileri de malik olarak değerlendirebilir miyiz? Teşekkürler. Şimdi şekli anlamda zaten eşya hukuku hükümlerini değerlendirdiğimiz zaman, ben tabii konum bu olmadığı için çok aynısına girmedim ama üst hakkı sahibi taşınır yapı varsa taşınır yapının sahibi, taşkın yapıda eğer bir irtifak hakkına dayanılarak taşkın yapı olduysa taşkın yapının sahibi, sizin bahsetmiş olduğunuz enerji nakil vasıtaları bakımından da mecra irtifakı sahibi. Dolayısıyla bu enerji vasıtaları birer mecradır. Kanun gereğince de mecra irtifakı sahibi gibi söz konusu mecranın da maliki olmaktadır. Aynı şey kaynak irtifakı bakımından da geçerli. Eğer bir kaynak hakkı tesis edilmişse bu kaynak hakkına bağlı olarak oluşturulmuş tesisler yapı eseri niteliğinde ise bunların maliki de kaynak hakkı sahibidir. Tabii bir haddimi aşarak bir adım daha ileriye gideceğim Çağlar Hocam'ın yanında. Bence enerji nakil vasıtalarının neden olduğu zararlar artık tehlike sorumluluğu kapsamında da değerlendirilebilmelidir. Yani sürekli akım geçen nakil vasıtalar özellikle iletim hatlarında sanıyorum oldukça yüksek kilovatlarda enerji nakli gerçekleşmekte. Bu halde evet söylediğiniz gibi bunu bir tehlike sorumluluğu olarak kabul edersek zaten gerek bu mecranın sahibine gerekse işleten kişiye gidebilmek mümkün olacaktır. Evet teşekkür ederiz. Tamam. O zaman önce o soruların cevabını lütfen tamam. Çağlar Hoca'yı da tamam Ümit Hoca'dan alalım. Buyurunuz efendim. Sayın Avukat Bülent Dağsalı sormuş. Diyor ki malik bina dahilinde dairesini yükleniciden değil arsa sahibinden satın almıştır. Binanın ayıplı imalatından kaynaklanan zararını tazmin için malik doğrudan davasını yükleniciye yöneltebilir mi? Yoksa alacağın temliki hükümlerine göre arsa sahibinden alacağı temlikten sonra mı davasını yöneltebilir demiş. Burada şimdi alınan mal olarak taşınmaz söz konusu olduğuna göre taşınmazın sorumlusu, taşınmazın verdiği zararlardan kaynaklanan sorumlusu o anki malik. Maliğin rücu edebileceği kişilerin kimler olacağı ortaya çıkabilir. O çerçevede de yüklenici eğer biraz önce arkadaşımız anlattı Bahar Hanım rücu ilişkisi çerçevesinde mühendisin mimarın hatasından kaynaklanan bir eksiklik bozukluk ya da yapı bozukluğu varsa bu durumda ona rücu edebilecektir. Satıcı olarak satıcının ayıba karşı tekefülden kaynaklanan yükümlülükleri varsa yine burada da ayıba karşı tekefül yükümlülükleri içerisinde satıcıya başvurabilecektir. Onun için rücu olgusu var olduğu müddetçe herhalde temlike bakmayacaktır. Yani her ikisinin de sorumluluğuna bu anlamda gidilebilir müteselsiz olarak. Zaman aşımı süresi nasıl belirlenir diye eklemiş. Zaman aşımı süresi, genel burada belirlenen zaman aşımı süresi, biraz önce verilen tanımlar çerçevesinde bu zaman aşımını belki yine Çelik Bey'in söylediği tarzda çok fazla dallandırıp da budaklandırmamaya bakmak lazım. O anlamda fiilin işlendiği tarihten itibaren geçecek 10 yıllık objektif süre diyelim Çelik abiye bağlı olarak ya da 2 yıllık bu öğrenildiği andan itibaren başlayacak sübjektif süre, kısa zaman aşımı süresi burada da uygulanacak. Daha önceki sorularda zaman aşımıyla bağlantılı olarak yine İdarenin objektif sorumluluğunun olup olamayacağı hususu ileri sürüldü. Zaman aşımı ile ilgili görüşünü belirtti avukat arkadaş ve aynı zamanda burada objektif sorumluluğun olup olamayacağı. Ölden önceki toplantıda bu idarenin objektif sorumluluğunun
tartışıldığı toplantıda. Çok güzel açıklamalar vardı aslında. Şimdi ben idari hukukçusu değilim ama yine onlardan biraz önce duyduklarımı aktarayım. Kural olarak idarenin sorumluluğu, kusur sorumluluğu, objektif sorumluluğunun, kusursuz sorumluluğunun olduğu durumlar istisna. Ama yakın zamanda bu istisna hükümlerinin artmaya başladığını ve bunun da teşvik edilmesi gereken bir şey olduğunu özellikle önceki oturumda değerli hocalarımız vurguladılar. Olması gereken açısından bakıldığında bu objektif sorumluluğun idareye de yansıtılması, idarenin de bu anlamda sorumluluğun olması gerektiği. Hatta Müslüm Hoca'nın şu sözü çok ilginçti. Özel hukuk ilişkilerinde bir müdebbir bir tacir olarak değerlendirilen kişi bütün yaptıklarından öngörmesi gerekir bu davranışları diye sorumlu tutmamız gerek tuttuğumuz bir ortamda devletin bu kadar araç gereci, bu kadar güce, bu kadar imkana sahipken ve bu aynı zamanda da görevi olarak anayasayla verilmişken bu tür sorumluluğunun kusur sorumluluğuyla sıkıştırılması pek uygun değildir diye söylendi. O anlamda da o açıklananlar bunlardı. Yine yapı malikinin sorumluluğu devletin sorumluluğu olarak da değerlendirilebilir mi? Yapı maliki olarak kimin olduğu mülkiyet hukuku çerçevesinde belli olduktan sonra eğer devletse bu yapı maliki olarak o da yine objektif sorumluluğu olacak o çerçevede ortaya çıkarsa. Bu şeyle bağlantılı olarak özellikle maden ve madenlerin sahipliği sorunuyla bağlantılı olarak biraz önce hatırladığım kadarıyla tabii madenin sahipliği eğer bu bir imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde devredilmişse mülkiyet hakkı devlette olduğu müddetçe o çerçevede devlet de malik sıfatıyla onun verdiği zararlardan dolayı sorumluluğu söz konusu biraz önce söylediğim çerçevede olması ihtimali var. Belki Çelik Bey bu konuyla ilgili olarak madenlerle ilgili olarak daha yakın bir zamanda başına gelen olaydan dolayı bir açıklama yapabilir. Evet, benim açıklayacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Diyecek bir şeyiniz yok. Başka sorusu olan arkadaşım? Buyurunuz efendim. Hamza Gül, Bitlis Barosu. İdari eylem ve eylemlerden dolayı zaman aşımı süresi yani mutlak süre 5 yıl biliyoruz da ceza davasının yani uzatılmış zaman aşımı söz konusu olabilir mi? Bu konudaki değerli akademisyenimizden bilgi edinsek. Evet, teşekkürler. Kim cevap verecek? Şimdi burada 55. madde çerçevesinde idarenin sorumluluğu da aynı şekilde yaptığı eylemlerden dolayı özel hukuk hükümleri çerçevesinde olacak dendiğine göre yani idarenin bu tür eylemlerinden zaman aşımı da o anlamda 10 yıl olarak yani genel hükümlere tabi olarak değerlendirilebilir. Buradan okumasını şöyle. Burada bir şey var. Proje var. Arkadaşımızdan açıklamasını rica edelim. Evet. Bu soruyu Sayın kağıdı gönderen arkadaşımız. İlkay Emel Aksoy. Açıklar mısınız lütfen? Sorunuzu sorar mısınız? Evet.
Bir inşaat işinde yükleniciye zarardan dolayı tazminat sorumlu olduğunu söyledik. Ama aynı zamanda Bahar Hocam'ın anlattığı gibi Bahar Hocam vekalet sözleşmesi olarak nitelendirdi. Mimar ya da proje müellifinin de yükleniciyle aralarında yaptığı bazı sözleşmeler oluyor. Proje çizim sözleşmesi gibi. Şimdi proje çizilip teslim edildikten sonra idarenin yapı kullanma ruhsatı, izni gibi belirli idari onayları var. Şimdi bu idari onaylar alındıktan sonra yüklenici artık kendi malikle arasında kurulan inşaat sözleşmesini yapmaya başlıyor. Taahhüdünü yerine getiriyor ve binayı teslim ediyor. Yüklenicinin deprem nedeniyle zarardan doğan sorumluluğunu zaten tartıştık. Ama bu kapsamda zaten projesini, yani malikle arasında olan değil, yükleniciyle arasında kurulan proje çizim sözleşmesini daha önceden idareye teslim eden proje müellifinin sorumluluğunda zaman aşımı süresi ne zaman başlar? Ya da depremden doğan zarardan dolayı proje müellifine malik sorumluluk yöneltebilir mi? İdareden onaylar alınmış. Şimdi ben zaman kısıtlı olduğu için tabii tipik bir örnek olsun diye vekalet sözleşmesi dedim. Mimar ve mühendis zaten daha aktif, daha geniş bir kapsamda eğer ki edim ifa etmeye yükleniyorsa bu mimarlık sözleşmesi olarak zaten nitelendiriliyor. Ama bu sözleşmenin yapı malikiyle bizzat akt edilmiş olması gerekiyor. Sizin verdiğiniz örnekte yükleniciyle mimar ya da mühendisin sözleşme, yani burada büyük ihtimalle hizmet sözleşmesi ya da vekalettir, onu bilemiyoruz ama yükleniciyle malik arasındaki sözleşme nedeniyle mimar ya da mühendisin durumu zaten yardımcı kişi şeklindedir. Sizin sorduğunuz soru büyük ihtimalle yapı denetimin şirketini sorumluluğunu da gündeme getirir. Çünkü söz konusu izinlerin alınması için sanıyorum, öyle değil mi Çağlar Hocam? Şimdi yürürlükte olan yapı denetimi kanunu uyarınca burada projeyi çizen mimar, mühendis ve yüklenici yapı denetim kuruluşuyla beraber yanlış hatırlamıyorsam müteselsilen zaten sorumlu olarak kabul ediliyor. Ancak teslim ettikten sonra burada tabii yapı maliki üçüncü, yani bu yapım eksikliği nedeniyle doğan zararı yapı maliki tabii ki tazmin edecek. Ondan sonra rücu ilişkisinde bu kişilere de yönelmesi kanımca yükleniciye yönelecektir. Yüklenici burada tazminatı yerine getirecektir. O da kendi yardımcı kişisi olan mimar ya da mühendise bunu rücu imkanına sahip olacaktır. Zaman aşım bakımından cevabı ben hocamıza bırakıyorum. Hocam, İpek hocamın sunumunu yaptım, benim de konum değil. Evet, peki şimdi yapı denetimle bağlantılı olduğunda yapı denetim kanununda biliyorsunuz daha farklı zaman aşımı süreleri var. Yani o yapı denetimine tabi olan binanın yapıldıktan, teslim edildikten sonra 10 yıl bildiğim kadarıyla onun bir süresi var. O çerçevede değerlendirilmesi gerekir ama rücu ilişkisi içerisinde olacaksa eğer, bu fiilin ne zaman yapıldığı, tabii ki bu zararlı sonucun ortaya çıkmasında etkili olan işlem ne zaman yapılmışsa, rücu edildiğinde de zaten o andan itibaren başlayacaktır. O rücu ilişkisi içerisinde o kişinin rücu zaman aşımı bağlamında sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ama o kişinin yardımcı kişi olması veyahut da vekâl sözleşmesi çerçevesinde sözleşmesel sorumluluğu olması duruma göre değişir. Hangi sıfatta olacağını şimdi tabii her bir somut olayda değerlendirmek lazım. Evet, başka sorusu olan görüyorum ki yok. Değerli konuşmacılardan son birkaç cümle ile bir şeyler söylemek isteyen var mı? Görüyorum ki yok. Büyük bir dirençle, sabırla, kararlılıkla sabahtan beri oturumları takip ettiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizleri kutluyorum tabii bu sabrınızdan dolayı. Değerli konuşmacılarımıza da bu yetkin sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sabahleyin başladık, devam ediyor bu ikinci gün. Bunun arkasında çok ciddi bir emek var. Bu sadece konuşmacılar ya da sunan ben, bunların emeği değil. Birçok arkadaşımın emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve böylece bugünü kapatıyoruz.